Akrep ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlar 7 ve 13 Şubat haftasına hoş geldiniz. Evet değerli akrepler, öncelikle güçlü olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü yönetici gezegeniniz Mars bu hafta Venüs'le birlikte kavuşum derecesinde. Oğlak burcunda yine hemen Merkür, Plüton kavuşum derecesinde olacaklar. Üçüncü evinizde tabii ki güçlü tüm iradenin diyelim, kontrolün elinizde olabileceği, yakın çevre ilişkilerinizi çok daha iyi yönetebileceğiniz bir hafta olabilir. Zaten bu alan çok yoğun. Tüm gezegenler 3. evinizde birikmiş olduğu için. Tabi bu alanın yönetici gezegeni hani Satürn ve orada bir yeni ay oldu 4. evinizde. Etkili bir hafta. Hatta süreçtesiniz diyelim. Ev, yaşam, aile yeri, anne, baba gibi konular gündeminizde olurken yakın çevrenizi ilgilendiren konular da en çok size dahil oluyor aslında. Hani ister istemez bir şekilde etki altında kalabiliyorsunuz. Kardeşlerinizle olan bağlarınız, onlarla olan ilişkileriniz olabilir. Biraz daha böyle sosyal medya olabilir. Reklam, tanıtım, yazılı, sözlü mesela iletişimler burada çok önemli olacaktır sizin hayatınızda. Özellikle tabii doğum haritanız eğer etki alıyorsa gerçekten mesela işle, meslekle ilgili bağlantılı önemli gelişmeler de burada yaşayabilirsiniz. Şimdi haftanın ilk günü Ay Boğa burcunda, çarşamba gününe kadar bu arada tam karşıt burcunuzda ilerliyor. İlişkiler eviniz, işte ortaklığı, evlilikli konular daha fazla gündemli olacaktır. Ve bu 2,5 gün destekleyici bir süreç, yani güzel. Özellikle maddi konular, parasal kaynaklar ve bu plütonik bir hafta olacağı için Uranüs de burada. Böyle sürpriz gelişmeler olabilir. Mesela eş, ortaklı işlerde olabilir. Yakın çevrenizle ilgili güzel gelişmeler. Ortağınızın, evliliğinizin ya da eşinizin güzel haberlerini ya da onları mesela birlikte bir iş de yönetiyor olabilirsiniz. O alanda da güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz diyebilirim. Çünkü Venüs, yani Ay, Venüs ve Uranüs'ün de bu arada hani Venüs'e güzel etkileşimi var. Eşinizden sevindirici haberler alabilirsiniz veya yakın çevrenizde belki böyle evlilik haberini bazı kişilerin de alma ihtimaliniz var. Evet, çarşambadan itibaren ayın ikizler burcuna geçtiğini görüyoruz ve finansal konular o gün daha çok iki gün gündemimiz olacaktır. Kredi, ödeme, borç vesaire, paylaşılan kaynaklar, beklediğiniz paralar diyelim. Orası biraz daha güçlü olarak çalışacak. Hafta sonu bizim için daha önemli gözüküyor. Çünkü ay cumartesi ve pazar yengeç burcuna geçmiş olacak. Ve tabii ki yengeç burcuna geçen ayla birlikte bu sizin 9. evinizde bu arada seyahat planları, yüksek eğitim, yüksek öğrenim, yakın çevrenizi ilgilendiren özel konular, ticaret, belki bir tatil planı hani olabilir, bir hafta sonu tatili gibi konular, durumlar da gündeminizde olabilir. Ancak yakın çevrenizdeki olan biten konulardan başınızda kaldıramayabilirsiniz. Bir şekilde o konuların çünkü içine çekilecek ve dahil olacaksınız. O biraz gergin bir hafta sonu olabileceğini söyleyebilirim. Direkt sizi ilgilendirmiyor aslında ama dolaylı olarak içinde bulunuyorsunuz değerli akrepler. Evet, sizin için önemli çünkü 4. evinizde bir yeni ay doğdu Kova burcunda geçen hafta. Şimdi bu haftaki süreç burayı tamamlamak modunda olacak. Mesela bir ev almaya niyet etmiş olabilirsiniz. Ev değiştirmeye niyet etmiş olabilirsiniz. Anne babanızla ilgili bazı kararlar almış olabilirsiniz. Bir de bu alanda aslında kişinin hayata bakışı, tüm düşünceleri yeni bir boyut kazanabilir, değişime uğramış olabilir. Dolayısıyla aslında hem kariyerinizi hem evinizi ilgilendiren konular bu hafta sonuna doğru daha fazla belirgin olacak. Çünkü tam kariyer evinizde de bir önümüzdeki hafta dolunay gerçekleşecek. O yüzden hani bu hafta dediğim gibi çok zorlayacak bir hafta değil ama yine de iletişimlerde dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Biraz sinir, böyle agresyon yüksek olabilir. Yönetici gezegeniniz de çok güçlü. Gerçekten galip de çıkarsınız bu arada girdiğiniz mücadelelerden diyebilirim. Mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.